Merhaba arkadaşlar. İşte imparator mantarımız. Harika bir güzellikle karşılaştım. Son zamanlarda tanıtmayı özellikle çok istiyordum. Amanita ailesini biliyorsunuz. En sıkıntılı aile ama bu dünyanın en değerli, en güzel mantarlarından biri. Bildiğim kadarıyla Avrupa'da kilosu 250 euroları buluyor. Bizim ülkemizde çok sık olduğu için bu kadar çok maddi değere sahip değil. Çok da bilinmiyor. Sezar mantarı, imparator mantarı, bazı yerlerde gelin mantarı, birçok isim takılmış. Bariz özellikleri var. Şapka hazır koparmadan taraklı kısımlarını göstereyim. Kenarlarında tarak var. Üstü çok pürüzsüz, çok güzel. Harika bir örnek bulduk bir de. Özellikle çok güzel bir örnek anlatmak için de. Sezar ismini almasının nedeni, Sezar'dan başkası yediği zaman kellesi vuruluyormuş diye bir söylenti var. Bir şehir efsanesi var. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyoruz ama böyle bir efsane var. Çok lezzetli, çok değerli bir tür. Hemen tanımını yapalım. Amanita crocea veya Amanita fulva ile çok karıştırılır. Bundan ayırmanın kolay yolları var. Onu da anlatacağım. Kökteki çorabı, volvayı görüyorsunuz. Bariz özelliklerinden biridir. Çok güçlü bir volvaya sahip. Hemen Volvo'yu alayım buradan. Altı daha net ortaya çıksın. Evet arkadaşlar. Sapımız sarı. Çok harika bir yüzüğümüz var. Yüzüğümüz sarı. Lamellerimiz sarı. Crocea ve Fulva'da bunlar beyaz renktir. Daha farklıdır. Sezar'da sarıdır. En bariz özelliği o. Harika turuncusunu görüyorsunuz. Sapımızı görüyorsunuz. Ve lamellerimiz. Yeşilimsi olanlar Amanita follides, aman karıştırmayın. Beyaz olanlar Amanita verna, Amanita virosa karıştırmayın. Ama Sezar'ı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Muhteşem bir mantar. Nihayet. Çok güzel. Kapatabilirsin. Yok böyle bir Sezar. Harbiden of, kökü orada kaldı. Yok böyle bir Sezar. Tut yavrum. Güneşe, çok güneşte bu tarafa doğru. Volvo elimde kaldı. Wow. Amanita Cesare. Amanita Cesaria. Ne derseniz deyin. Sezar mantarı, imparator mantarı. Bu imparator mantarının amcası oluyor bu arada. Az havaya kaldırsan evet hanım.